Güzel sinyal başlatılmış. Fırtına Alanya'da da puan kaybetti ama bu defa çok savaştı diyor gazete. Ligde 4 haftadır kazanamayan Trabzonspor, Akdeniz ekibine e de takıldı ancak zorlu deplasmandaki mücadeleci tavrı ve pes etmemesi gelecek adına güzel sinyaller verdi. 3 puanı kaçırdı demiş Trabzonspor için Fotomaç gazetesi. Ee, yine benim bu hafta merakla beklediğim karşılaşmalardan biriydi. Hı hı. Aytemiz Alanya Spor'un e, geçen hafta e, özellikle Göztepe mücadelesinin ertelenmesi, İzmir'de hı hı. yaşanan deprem dolayısıyla e, liderliği bir kaptırmıştı. Evet. Bir haftalık Fenerbahçe'ye vermişti. Onu geri alabilecek miydi? Hı hı. E, onu merak ediyorum aynı zamanda e, şimdi dün akşamki karşılaşma Trabzonspor futbolcuları için ayrı bir öneme de sahipti. Çünkü ne olursa olsun yeni bir hoca Tabii. takımın başına geliyor ve e, kendilerini ona ispatlamak için sahada Hı -hı. mücadele edeceklerdi. Ben daha gollü bir karşılaşma bekliyordum ama birbiriyle eşitlikte tamamlandı. Gollü karşılaşmayı hepimiz bekliyorduk ama orada Trabzonspor bizi yanılttı aslında. E, farkındaysan Trabzon kazanmış gibi konuşuyoruz. Trabzonspor Alanyayı yenmiş gibi bütün manşetler. Çünkü Kötü bir dönem geçirdiler. Bence sıkıntıları çok cılız bir takım olmalarıydı. Orta sahada hiç dirençlerinin olmamasıydı. Hı hı. Zaten yeni kurulan bir ekipti. Çok kritik isimlerini kaybetmişlerdi. Sörlok, evet. Sosa, Novak. Bu yüzden kurulan bir takımın Newton'la toparlanamadığını gördük. Dün ortaya konan futbol, sahaya gösterilen direnç aslında Abdullah Avcı'nın da elini kolaylaştıracak bir durum. Güzel bir çıkışın ilk adımı olmasını umuyoruz Trabzonspor için. Alanya Spor cephesinden baktığımızda da Alanya Spor bizi yanıltan bir maç evet. e, oynadı. Trabzon orta saha oyuncusu kalitesi olarak Alanya Spor daha önde. Daha iyi pas yapan, hücum hattıyla daha iyi iletişim kuran bir takım ama orada çok kritik bir hamle vardı. Baker yerine Pereira tercihi. Orada sanki e, maçı değiştirdi. Artık onu... Teknik direktör Derelioğlu mu? Başkan, yönetim hepsi beraber oturup mu konuştular? Nasıl karar evet. verdiler? Bence maçın kaderiydi o. Ve e, Milliyet Gazetesi 23. sayfasında fırtınada avcı dönemi demiş. Bordu Mavili takımda hoca konusu dün netlik kazandı. Bordu Mavili yönetim uzun süredir görüşme halinde oldukları tecrübeli çalıştırıcıyla. Sonunda el sıkıştı 57 yaşındaki teknik direktör. İmzalanacak sözleşmenin 3 yıllık olacağı öğrenildi. Ee, biz de 10 dakika gelişmesi olarak izleyenlerimizle dinleyenlerimizle paylaşmıştık. Abdullah Avcı milli arada Trabzonspor'da Hı -hı. E, kendi sistemini oturtmaya evet. çalışacak. Trabzonspor'da yeni bir dönem başlıyor. Bu dönemin nasıl geçmesini bekliyorsun sen? Medibol Başakşehir'in geçen sezon kazandığı şampiyonlukta Abdullah Avcı'nın da çok büyük payı var. Evet Okan Hoca tamamladı çatısını. Hı -hı binanın inşa etti ama o malzemeleri de hazırlayan Abdullah Avcı'ydı. Ama şöyle bir detay var. Şimdi Medipol Başakşehir'in taraftarı yok diyemeyeceğim hı hı. ama çok az sayıda bir taraftar kitlesi var. ama herkese keyif veren bir futbol izletiyordu Abdullah Avcı. Beşiktaş'ta çok büyük bir taraftar kitlesiyle evet. birlikte o istediklerini yapması için zaman tanınmadı. Hı hı. Şimdi Trabzonspor'da da en az Beşiktaş kadar bir taraftar baskısı ve kitlesinden Tabii. bahsediyoruz. Dolayısıyla Abdullah Avcı bu kez bunu başarabilecek. Trabzon'da taraftar baskısı yani var evet. Bir de yerel medya diye evet. bir gerçek var. Hani Beşiktaş'ta da daha rahattı bence o konuda. Orada çok zorlayan, çok sert eleştiriler yapan bir yerel medya var. Bir birlik sağlaması lazım. Takımı kötü bir yerde alıyor şu anda. Geride evet. alıyor ama Trabzon camiası buna bakmaz. Trabzon camiası her zaman zirveye hedefler, şampiyonluğu hedefler. Bu yüzden de zorlu bir göreve geliyor ve kendisi açısından da bir aslında teknik direktörlük kariyerinin bence en önemli virajı olacak. Çünkü burada da başarısızlık halinde ligin başat takımlarından artık kopmuş olur. Yani dört büyüğün ikisini çalıştırıp başarısız olması halinde kendi kariyeri de bir hayli zedelenir. Bu yüzden de Büyük ve zorlu bir sınava giriyor Abdullah Avcı. Fanatik Gazetesi'nin 6. sayfasını ekranlara getirelim. Fırtınanın hasreti sürüyor. Galibiyet hasreti başlığı atılmış. E, son Fri Abdülkadir Ömür hı hı. bu arada geçmiş olsun diyelim çekilen MR'ın ardından. Abdülkadir Ömür'ün e, son durumu ile ilgili hepimiz bilgi sahibi hı hı. olacağız. Dileriz e, ciddi bir sakatlığı hı. yoktur ve... Abdülkadir de hem milli maçlarda hı hı. sahada olabilir hem de Trabzonspor'a iyi ve sağlıklı bir şekilde milli takım arasından sonra döner temennimiz o yönde. Çünkü en önemli kozlarından biri Trabzonspor'un ama bu sezon biraz performansının uzağında mı başladı sence? Evet şöyle yani Abdülkadir'e bir eleştiri olarak ve aynı yaş grubundaki bütün Türk futbolculara eleştiri olarak nerede başladıysa Orada devam ediyor genelde oyuncularımız. Yani e, hani %50 ile mi futbol piyasasına giriş evet. yaptı? %50 ile devam ediyor. Bu bir başarı değildir. Yani e, onlardan beklenen kaliteleri ölçüsünde %70-80-90'lara vurmak. Yusuf Yazıcı örneği çok güzel bir şekilde devam ediyor şu anda. Performansını arttırdı, kendisini geliştirdi, dile gitti. Bir senenin ardından sakatlık sonrasında şimdi kendini buldu. Yani biraz daha Abdülkadir... Kendisine geliştirmeli, son vuruşlarda e, olmalı, içinde olmalı ve evet. bir de ayakta kalmalı. Çok yerde. E, Fanatik gazetesinde yine aynı sayfada Erman Özgür'ün bugünkü köşe yazısına da bakalım. Karşılaşmayı nasıl değerlendirmiş? Fırtına bir yerden başladı başlığını atmış Erman Özgür bugünkü yazısına. Trabzonspor adına Serkan Nasa'nın pasını asiste çevirip golleri attı Trabzonspor. Hamleleri takımın kalitesinin artırmasına rağmen bu kalite oyuna da pozisyon sayısına da yansımadı. Sonuçta Trabzonspor toparlanabilmek için bir yerden başlamalıydı. Geçici teknik direktörüyle ligin en iyi hücum eden Alanya Spor'una karşı aldığı puan önemli bir detaydı ifadelerini kullanmış. E, maçın yıldızı olarak Alanya Spor'da ilk yarıda takımı adına skoru tutan isim Marafona'ydı. Zamanlaması ve refleksleri günün ...yıldızı olmasını sağladı ifadelerini kullanmış. Bu yarışta atanın Hı -hı. ve tutanın iyi olduğu zaman elim biraz rahatlayacak deriz hep. Tamam. Rahatlar deriz hep. Dün Alanya Spor'da tutanı iyiydi. Hı -hı. İlk yarıda iki tane net golü önledi. Janini'nin evet. iki fırsatı Trabzon açısından baktığımızda maçı kopartacak pozisyonlarda aslında. Gelmeyen goller Alanya'yı ayakta tuttu, zinde tuttu ama... Trabzonspor'u da hani kazanabileceği bir maçtan etti aslında. Hem marafona hem de Janini yani bir yerde tutan bir yerde atan iyi değildi. Maçın hakkı beraberlikti. Alanya Spor'un başarılı hocası Çağat Atan'a ait bu sözler. Fanatik gazetesinin 7. sayfasında. Maçın hakkı sence beraberlik miydi? Hemen Maçın mi? hakkı bence beraberlikti. Yani Alanya gol attı ama Alanya'nın çok fazla pozisyonu sayamıyoruz. Hı hı. Kaçırdığı fırsatları sayamıyoruz. Geçtiğimiz maçlardaki ortaya koyduğu oyunundan çok uzaktı. O yüzden e, maçın hakkı gayet beraberlikti. Galatasaray'a da bir giriş yapalım. Araya gitmeden önce ki sonraki saatimizde detaylandıracağız. Galatasaray ile ilgili Foto Maç gazetesinin 11. sayfasını ekranlara getirelim efendim. Bugün Sivas konuk olacak Galatasaray ve seriye devam etmek istiyor. Milli araya gitmeden hemen önce sahadan 3 puanla ayrılmak. Falk